Arda'yı şekillendiren Valar'dan daha önce sizlere bahsetmiştim. Manve, Aule, Ulmo, Yavanna birebir orta dünyayı şekillendirdi ve onlar en güçlü Valalar arasındaydı. Ama onlar hep madde üzerine çalıştılar. Hava, su, toprak, ağaç gibi. Oysa onlar kadar önemli olan bir de ruhlar vardı. İşte ruhların efendisi olarak bilinen 3 Vala'dan bir tanesi de Mandos idi. Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Bugün sizlere ölülerin efendisi Mandos ve Mandos'un salonlarından bahsedeceğim. Feanturi, yani ruhların efendisi olan Vala 3 taneydi. Irmo, Namo ve Nienna. Bu üç Ainu, Eru'nun gözünde kardeştiler ve yeryüzüne geldiklerinde ilk ikisi erkek, sonuncusu ise kadın suretini almıştı. Irmo, rüyaların, görüntülerin ve arzuların efendisiydi. Aman'da yaşadığı yerin ismi Lorien'di ve diğer Valar da sık sık bu bahçelere gidip buranın iyileştirici gücünden yararlanırdı. Irmo, yaşadığı yer ile o kadar bütünleşmişti ki bir başka ismi de Lorien olmuştu. Benzer şekilde Namo da kardeşi gibi zamanla yaşadığı yerin ismiyle anılır oldu ki onun yaşadığı yerin ismi de Mandos'tu ve Mandos'un salonları da burada bulunmaktaydı. Onun adı da bu şekilde Mandos oldu. Her ne kadar Ainu arasında yaş farkı olmasa da yine de Feanturi'nin, yani ruhların efendilerinin en büyüğü sayılırdı. Kız kardeş Nienna ise yas tutan Nienna olarak bilinirdi ki bugün bu videoda Lorien ve Nienna'dan bahsedilmeyecek. Mandos ruhların hem yargıcı hem de koruyucusuydu. Aynı zamanda Valar'ın da yargıcıydı fakat hükümlerini ancak Manwë'nin çağrısı üzerine bildirirdi. Hiçbir şeyi unutmazdı ve Eru'nun kendisine sakladığı şeyler dışında olup olacak her şeyi bilirdi. Yine de bu bildiklerini ulu orta söylemez, ancak Manwë'nin isteğiyle açıklardı. Dünyanın oluşumu esnasında Ainur'un yaptığı ulu müzik sırasında Manwë gibi en güçlüler bile müziğin kendi yaptıkları kısmına dikkat etmiş ve diğerlerinin müziğe olan katkısına ya hiç bakmamış ya da çok az farkında olmuşlardı. Dünya, yani Arda, Eru'nun gücüyle bir görüntü haline geldiğinde de o dünyanın içinde kendi müziklerini görmüşlerdi. Mandos'un ise bu esnada kendi müziğinin yanı sıra diğerlerinin müziklerine de dikkat ettiği ve böylece olacak her şeyi bilmesinin mümkün olduğu düşünülebilir. Fakat böyle de olsa sonuçta Arda'nın görüntüsü sadece bir görüntüydü ve gerçekleşmiş değildi. Dünyaya gelen ve Valar adını alan Ainu bu ideal görüntüyü meydana getirmek için çalıştılar. Ve o zaman bile Eru'nun onlardan sakladığı pek çok şey vardı. Mandos ileriyi görme yeteneğiyle sık sık kehanetlerde bulunurdu. Tabii çoğunu Manwë'nin isteğiyle yapardı. Melkor Utumlu'da, Valar ise ağaçların ışığı altında Aman'da yaşarken Yavanna sık sık gittiği orta dünyadan geri döner ve Valar'a elfler uyandığında bu karanlık topraklarda mı yürüyecek diye sorarak onları Melkor'a karşı harekete çağırırdı. İşte yine böyle bir konuşma esnasında Manwë'nin onayı ile Mandos konuşmuştu. İlk doğanların kaderinde yazılı olan karanlıkta gelmek ve ilk olarak yıldızların seyrine varmaktır. Ulu ışık solduracak onları ve bu onun ilk kehanetiydi. Ve olaylar gerçekten de onun söylediği gibi oldu. Elfler Varda'nın yıldızların ışığında gözlerini karanlık bir dünyaya açtılar. Elflerin uyanması ile birlikte Mandos'un başka bir görevi de başlamış oldu. Çünkü o ölüler evinin, yani Mandos'un salonlarının da efendisiydi. Dünyada ölen elflerin ve insanların ve muhtemelen diğer ırktaki varlıkların ruhları bu salonlara gelir ve her birine ayrılmış farklı salonlarda zamanın bitişini beklerlerdi. İçlerinden sadece elflere tekrar bir vücuda sahip olma hakkı verilmişti. Fakat aralarında yaşarken kötücül bir eyleme kalkışmış olanlara bu izin de verilmezdi. Ayrıca Mandos bile kendi salonlarında bekleyen insan ruhlarına zamanın bitiminde ne olacağını bilmezdi.
Mandos'un salonları Aman'ın yani ölümsüz toprakların batı kıyısında bulunur ve dış okyanusa bakardı. İsmi Elfçe'de kale ve zindan anlamına gelirdi. Denir ki yıllar geçtikçe Mandos'un salonları da genişlemiştir. Salonların aşılamaz duvarları vardı. Öyle ki Manwë'nin kendisi bile Mandos müsaade etmeden ne içeri girebilir ne de dışarı çıkabilirdi. Keza güçler savaşından sonra tutsak edilen Melkor da salonlar içerisindeki bir salona hapsedilmiş ve kaçmak için hiçbir teşebbüste bulunmamıştı. Melkor Mandos'un salonlarında 3 çağ sürecek cezasına başlamışken Valar bir kez daha toplandı ve Orta Dünya'daki elfleri yanlarına çağırıp çağırmamak konusunda tartıştı. Bir kısmı elfleri kendi kaderlerine terk etmek gerektiğini savunurken bir kısmı da yanlarına davet edilmesini savunuyordu. Sonunda elflerin davet edilmesi yönünde bir karar çıktı ve toplantının son sözlerini de Mandos söyledi. So it's doomed. Bu Türkçe'ye ve hüküm böyle verildi diye çevrilebilir. Fakat doomed aynı zamanda ölüm mahkumu anlamını da içermektedir. Yani Mandos burada hükmün verildiğini ama bunun hayırlı sonuçlar doğurmayacağını söylemiş oluyor. Ve gerçekten de yine her şey tam da Mandos'un söylediği gibi olacaktı. Elflerin büyük yolculuğundan sonra Mandos'un laneti olarak da bilinecek olan kehanete kadar Mandos zaman zaman bazı hükümler vermeye devam etti. Noldor'un huzursuzluğu esnasında Feanor'un üvey kardeşi Fingolfin'e kılıç çekmesi bunlardan biridir. Her ne kadar iki kardeş arasındaki kavganın fitilini Melkor'un ateşlediği sonradan anlaşılsa da Mandos Aman'da kılıç çekilmesini hoş karşılamadı. Senin yaptıkların ister Aman'da olsun ister başka yerde meşru değildir. Bu yüzden şu hükme uğradın. 12 yıl boyunca Trion'dan ayrı kalacaksın. Ve Feanor'u 12 yıl sürecek bir sürgüne gönderdi. Mandos elbette ki bir valaydı ve kudretliydi. Fakat bu kudret sadece isminde de değildi. Elfler onunla sık karşılaşmazlardı. O da salonlarından sık ayrılmazdı. Fakat elfler onu gördüklerinde de karanlık bir figür olarak görürlerdi onu. Tok ve yüksek sesle konuşan, son derece ciddi ve biraz da korkutucu bir figür. Bu nedenle verdiği hükümlere uymamak gibi bir durum söz konusu bile değildi. Diğer yandan bazen söyledikleri o anki durum içerisinde anlaşılmaz ve ne dediği sonradan ortaya çıkardı. Melkor Angoliant ile gelip ağaçları karartıp Aman'ı karanlıklar içinde bıraktığında Feanor'dan ağaçları diriltmek için Silmariller istenmişti. Ama Feanor dilerlerse onu öldürebilecekleri anlamında Aman'da ilk katledilen olma pahasına da olsa Silmarilleri onlara vermeyeceğini söylemişti. O esnada Mandos ilk değil demiş ve kimse ne dediğini anlamamıştı. Oysa Feanor o cümleyi kurduğunda o bilmese de sürgündeki evinde bulunan babası Finwë katledilmiş ve Aman'da öldürülen ilk elf olmuştu. Mandos'un Arda'nın tarihinde yaptığı sonuncu ve en güçlü kehanet Noldor'un isyan edip birinci akraba katlini yaptıktan sonra yaptığı kehanettir. Feanor ve takipçileri bir kayanın üzerinde durmuş kendilerine bakan bir karaltı gördüler. Yüksek ve ürkütücü bir ses onları durup dinlemelerini emrediyordu. Orada Feanor dahil hepsi durdu ve söylenen kehaneti işitti. Sayısız gözyaşı dökeceksiniz ve Valar size karşı öyle bir duvar örecek ve sizi öyle bir dışarıda bırakacak ki ağıtlarınızın yankısı bile aşamayacak dağların üzerinden. Valar'ın gazabı Feanor hanedanının üzerine çökecek ve onların takipçisi olan herkes de uğrayacak bu akıbete. İyi başlayan her şey felakete dönüşecek ve akrabanın akrabaya ihaneti ve ihanet korkusu yol açacak tüm bunlara. Bundan böyle ebediyen yoksun bırakılanlar olacaklar. Eru kaderinizde ölmeyi yazmadıysa ve hiçbir hastalık kılınıza bile dokunmasa da katledilerek alınabilir canınız ve canınız katledilerek alınacaktır. Silahla, azapla yahut kaderle. Sonra da yersiz yurtsuz ruhlarınız Mandos'a gelecek. Uzun bir müddet kalacaksınız orada ve katlettiğiniz bütün o canlar sizin adınızı yalvarsa da pek az merhamet göreceksiniz. Ve dünya büyük bir yüke dönüşecek.
Orta dünyada kalıp Mandos'a dönmeyenleri bezdirecek ve bunlar tükendikçe tükenecekler. Ve artlarından gelen genç ırkın önünde pişmanlık gölgeleri olacaklar. Valar konuştu. Tabii bu korkunç kehanetin kelimesi kelimesine gerçekleştiğini, güzel başlayan her işin kötü bittiğini ve isyan eden bütün elflerin de bu kehanette dile getirenlerden kaçamadığını söylemeye bile gerek yok. Elflerin de Mandos'u neden karanlık bir figür olarak gördüğü de bu sözlerden daha iyi anlaşılıyor. Yine de aslında Mandos, Manwë'nin ve dolayısıyla Eru'nun isteklerini yerine getirmek dışında bir şey yapmıyordu. Dahası bazı elflerin düşündüğü gibi karanlık bir figür de değildi. Çünkü Beren'in ölümünden sonra yaşamaktan vazgeçip vücudu dünyada kalıp ruhu Mandos'un salonlarına gelen Luthien, burada Mandos'un önünde diz çöküp şarkısını söyledi. Bu öyle bir şarkıydı ki sonradan Valar'ı bile kedere boğdu. Şarkıda Arda'da yaşamak üzere İlúvatar tarafından yaratılan iki soy anlatılıyordu. Mandos'un önünde diz çökmüşken Luthien'in ayaklarını gözyaşları ıslatıyordu. Ve o zaman Mandos ona merhamet gösterdi. Ne ondan önce ne de sonra asla böyle davranmamıştı. Fakat Mandos'un bile bir insan ruhunu dünyada tutma gücü yoktu. Bu yüzden Manwë'ye gitti. Ve Mandos'un merhameti sonucunda Beren ve insan olmayı seçmiş olan Luthien bir ölümlü hayatı süresi boyunca tekrar orta dünyaya döndü. Mandos'un salonlarından dünyaya dönen bir başka ölümlü insan da bir daha olmadı. Şimdi herkesin aklında aynı soru olduğunu tahmin ediyorum. Mandos madem olacak her şeyi biliyordu, neden olaylara müdahale etmedi? Neden sonu felaketle biten olayların olmasına müsaade etti? Bunun bir versiyonu da Eru madem her şeyi biliyor, neden Melkor'a ya da Sauron'a müdahale etmiyor diye sorulur. Mandos açısından bunun birkaç açıklaması olabilir. Birincisi, başta da söylediğim gibi Mandos muhtemelen müzik esnasında söylenen her şeyi biliyordu ve bu nedenle de neler olacağına da vakıftı. Fakat müzik ideal bir görüntü oluşturdu ama sadece bu bir görüntüydü. Dünya maddeleşip de aynı dünyaya geldiğinde her şeyin başındaydılar. Ve özellikle Melkor'un müdahalesiyle baştaki ideal dünya büyük bir değişikliğe uğradı. Yani Mandos olabilecek olanı biliyordu ama bildiklerinin hepsinin gerçekleşeceği garantisi yoktu. Bir diğer açıklama ise Eru'nun işlere karışmama gerekçesiyle aynı. İlúvatar dünyadaki ister büyük ister küçük olsun bütün güçlerin delalete düşeceklerini ve maharetlerini her zaman dirlik için kullanmayacaklarını biliyordu. Ve şöyle dedi, zamanı geldiğinde görecekler ki yapıp ettikleri her şey en sonunda benim görkemimi parlatıp yükseltecek. Sonuçta Mandos da sadece bu güçlerden biriydi ve olacak bitecek her şeyin İlúvatar'ın görkemini parlatacağını dünyadaki herkesten daha iyi biliyordu. O yüzden olacak olan olaylara karışmadı. Evet, Mandos ile ilgili bilgiler bunlar. En enteresan, en ilgi çeken Valalardan bir tanesi bence Mandos. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz artık ne yapacağınızı da biliyorsunuz. Yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz, arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Daha fazla destek vermek isteyenler için de iki yöntem var. Patreon'dan ya da Katıl'dan destek verebilirler. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.